Son saldırılarla ilgili şu anda dünya Müslümanlar susuyor zaten. Müslümanlarda bir ses çıkmıyor zaten. Bugün Amerika ve Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri açıkçan alenen İsrail'e desteklerini açıklıyorlarsa, Müslümanlar susuyorsa bunlara ne diyebiliriz? Müslümanların bu konuda bir adım atmaları lazım. Dua edelim. Müslümanların uyanışına vesile olsun inşallah. Öncelikle Mescid-i Aksa ile alakalı, yani bilinmelidir ki bütün Müslümanlarca Mescid-i Aksa bir akide meselesidir, imani bir meseledir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Bu yüzden bütün Müslümanların buralara imanlarına sarılır derecesinde sarılmaları lazım. Yani canla, başla, evlatlarıyla, mallarıyla kendilerini böyle seferber ederek buralara bütün yardımlarını göndermeleri ve imanlarına sahip çıkmaları lazım. Bu bir imani meseledir, bu bir akide meselesidir. Bütün kardeşlerimiz orada bombalar altında. Yani çok sıkıntıda, su yok, yiyecek yok, hastane yok, hiçbir şey yok. Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Hepimiz yani şu anda onlara sahip çıkmazsak evlerimizde nasıl rahat ederiz? Tüm gavurlar birleşmiştir ama Müslümanlar şu anda uykuda. Hala uyanamamışlar. İnşallah Rahman Allah'ın izniyle bu Müslümanların birliğine vesile olurdu. Biz ümmet olarak, Müslümanlar olarak gerçekten çok sevinçliyiz bu duruma. İnşallah bu operasyonun ardından nice operasyonlar olup Kudüs'ün özgürlüğüne vesile olacaktır inşallah. Biz ümmet olarak, yani Müslümanlar olarak bu noktada işte tam ayaklanmamız gerekiyor ve Kudüs'e sahip çıkmamız gerekiyor. Yani elimizden ne geliyorsa Filistin için hazır olmamız gerekiyor. Kudüs'ün özgürlüğüne vesile olmak için ayakta ve Kudüs'e destek sunmamız gerekiyor. Mescid-i Aksa bütün ümmetin bir sorunudur. O yüzden hani bizim bugün Filistin'e, yani Mescid-i Aksa'ya, ondan sonra Hamas'a destek vermemiz gerekiyor. Yani maddi, manevi, askeri her yönden. Çünkü bu bir yani ihtiyaç. Müslümanların onurunu, şerefini onlar bugün koruyorlar. Eğer biz bugün onlara destek vermiş ve onları yüzü bırakmış olursak o da bizim eksikliğimiz. Yani Müslüman ülkelerin bugün birleşip, yani Amerika, İngiltere, Fransa gibi, İtalya gibi ülkeler bakıyorsun ki yani İsrail'e destek oluyorlar. Hatta yani soykırım yapacak derecede destek oluyorlar. O yüzden yani bizim her halükarda ne şekilde olursa olsun Aksa Tufanı desteklememiz lazım ve bütün imkanlarımızı bunun için seferber etmemiz lazım.